buradan anlıyoruz ki birinci sorumluluğumuz bizi yaratana. Yaratanı tanıyacağız. Onun emir ve buyruklarına uyacağız. İkincisi de Allah'ın diğer yarattıklarına karşı bir takım sorumluluklarımız var. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Bu Allah'ın yarattıkları içinde de birinci sırada görevimiz açısından hürmete en layık olan ise, saygıya en layık olan, korunması, gözetilmesi, ihsanda bulunulması gereken kimdir? Anne ve babamızdır. Bunu biraz sonra ayet-i kerimelerle inşallah izah edeceğiz. Demek ki, çünkü neden böyle? Allah bizim gerçek var edenimizdir, yaratanımızdır. Annemiz, babamız ise sebep olanımızdır. O yüzden önemlidir. Allah bizi gerçek manada yaratan, yoktan var eden, yaratan olduğu için onu tanıyacağız, bileceğiz, ona kulluk edeceğiz. Ama sebep olan anne babamızı da ikinci sırada, Kur'an'da öyle diyor birçok ayette, ikinci sırada bizi dünyaya gelmemize sebep olan efendim anne babamızı da ihsanda bulunmayı ihmal etmeyeceğiz. Muhterem kardeşlerim, Kur'an'da Hucurat suresinde şöyle diyor Rabbimiz: Ya eyyühennas, ey insanlar, inna halaknakum min zekerin ve unsa. Sizi diyor bir erkek ve bir dişiden yarattık. Sizin dünyaya gelmenize bir anne ve bir baba sebep oldu. Yarattık derken de gerçek yaratıcının Allah olduğunu izah ediyor. İnna halaknakum, sizi yarattık min zekerin ve unsa. Bir erkek ve bir kadından, yani anne babamızdan dünyaya gelmemizi anlatıyor. Niçin? Ve cealnâkum şûben ve kabâil li ta'arafû. Sonra da diyor, sizi kabilelere ayırdık, sınıflara ayırdık, boy boy ayırdık, kabile kabile, ırk ırk ayırdık ki li ta'arafû, tanışasınız diye, birbirinizle tanışasınız diye, dövüşesiniz diye değil, kavga edesiniz diye değil, birbirinize üstünlük taslamak, birbirinizin ırkını üstün tutmak veya alçak tutmak için değil, anlatıyor. Ayet-i kerimenin sonunda asıl cümleyi kuruyor Allah. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında en üstününüz ise Allah'a karşı en iyi kulluk yapanınızdır. Sorumluluğunuzun bilincinde olanınızdır diyor. Muhterem kardeşlerim, Allah'ın Kur'an'da ve daha önceki ümmetlere de emrettiği önemli bir husustur bu husus. Bize ve bizden önceki ümmetlere de böyle emretmiş Allah. Çünkü bu Allah'ın değişmez kuralıdır, kaidesidir, sünnetullahıdır. Nedir bu husus? Anne babaya ihsanda bulunmak, iyilikte bulunmak. Mesela Lokman suresinin, ondan önce bu Bakara suresinin 183. ayetine bir bakalım. Affedersin, 83. ayet. Bakara suresinin 83. ayeti. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي اِسْرَائِيلَ. Biz İsrailoğullarına şöyle söz almıştık. لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهِ. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceklerine dair. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ. Ve ana babaya ihsanda, iyilikte bulunmayı, bulunacaklarına dair söz aldı. Demek ki İsrailoğullarının da Allah-u Teala onlardan böyle bir söz alıyor. Demek ki bu
ümmette de, Musa Aleyhisselam'ın ümmetine de bu bir vacibe olarak, görev olarak verilmiş. Demek ki Tevrat'ta var bu husus. Kur'an'a gelelim oradan. Anne babaya ihsan denince aklımıza gelecek ilk ayet hangisidir diye sorarsan, cevap olarak ne dersiniz? Hepimiz okuyoruz, Kur'an okuyoruz. Hatim duası yaptırıyorsunuz. Okuyoruz ya, üzerinden bir sürü geçtiniz bu ayetleri. Hepsini sormayacağım, bir tanesini soruyorum. Kur'an-ı Kerim'den, anne babaya ihsandan, iyilikten bahseden ayet hangisidir? Cevap yok. Yok. İlk akla gelecek ayet-i kerime İsra suresinin 23 ve 24. ayetleri. Lokman suresini biraz sonra anlatayım. Lokman suresi 14-15'te de var. Şimdi aklımıza, belleğimize yer edelim ki biz çocuklarımıza bunu anlatmazsak çocuklarımızdan hürmet bekleyemeyiz. Çünkü biz bilmiyoruz ki Kur'an'ın bu husustaki öğretisi, mesajı ne? Biz camide 5 vakit namaz kılan cemaat bilmiyoruz ki çocuklarımıza ne anlatacağız? Hürmet bekleyeceğiz. Çocuklar gelir ondan sonra yanında bacak bacak üstüne atıp oturur. Ağzında sakız çiğner. Bunlar edepsizlik, hürmetsizlik alametiydi eskiden. Şimdi sıradan oldu, ayrı bir mesele. Değil mi? Şuraya getireceğim sözü. Biz çocuklarımıza, gençlerimize ne verdik, ne bekliyoruz? Bir bekleme hakkımız var mı bu? Değil mi? Kur'an'ın bu husustaki öğretisini bilmiyoruz bir daha. Öyleyse bu cuma bir başlangıç olsun. Bu ders bir başlangıç olsun. Allah-u Teala Kur'an'da anne baba ihsanda, anne babaya iyilik hususunda neler anlatıyor? Bu hoca neler anlatacak? Bir not alalım, tutalım, bir öğrenelim değil mi? Öyleyse İsra suresi 23 ve 24'ten başlayalım. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Rabbin kesin olarak şuna hükmetti ki وَقَضَى رَبُّكَ Rabbin kesin olarak şuna hükmetti ki أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ Yalnız kendisine kulluk etmenize hükmetti. Yalnız kendisine Allah'a kulluk edin, ibadet edin. Ondan sonra وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Hemen ikinci sırada ne geldi? Anne baba, valideyi ve bil valideyni. Tesniyedir, görüyorsunuz. Arapça okuyanlar bilir. İkili. İki, anne ve babayı kastediyor. Anne ve babaya ihsanı emretti, hükmetti. Diyor. O kadar mühim bir mevzu olmalı ki Allah kendisine kulluğun peşinden anne babaya iyiliği emrediyor. Devam ediyor açıklamaya. İmme eğer şayet yebluğanne indekel kibara bunlar ehaduhuma evkilahuma böyle daha izah edelim. Bunlardan biri annen veya baban evkilahuma yahut da her ikisi annen babandan birisi annen veya baban veya anne baban her ikisi de senin yanında ihtiyarlarlarsa ölüm gelmedi ihtiyarladı ne yapacaksın? Nereye çöpe atma şansın var mı yani? Gerçi çözümünü buldular huzur evlerine gönderiyorlardı. O ayrı mesele. Onlardan biri veya ikisi onun da sebebi biziz. İzah edeceğim biraz sonra. Zaman kalır inşallah. Biri veya ikisi senin yanında ihtiyarlarsa فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّ Sakın ha! Onlara üf bile deme. Bırak azarlamayı, bırak itip atmayı, bırak başka bir şeyler söylemeyi, bırak dövmeyi, bırak sövmeyi, bırak. Daha dün akşam haberde gösterdi. Kız annesini öldürmüş kız. 9 ay karnında taşı. Büyüt, yetiştir. Sonra da senin katilin olsun. Acıklı bir durum değil mi? Müslüman. Tabii bunun da sebebi var. Yani bu çocuğu dünyaya getirenlerin yetiştirememesinden, İslam ahlakıyla ahlaklandıramamasından kaynaklanan bir durum. Değil mi? Biraz da kendimize döneceğiz. Biz ne yaptık? Bizden dünyaya gelen çocuk bize nasıl düşman oldu diye şöyle elimizi kafamıza alıp düşünmemiz lazım. Ya bu çocuk bizden dünyaya geliyor.
nasıl oluyor da bize düşman oluyor veya bizim katilimiz oluyor? Annesinin babasının katili oluyor. Evet. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ Sakın ha onlara üf bile deme. Ya ne diyecek? وَلَا تَنْهَرْهُمَا Ve onları azarlama. Onları azarlama. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَر۪يمًا Onlara güzel söz söyle. Anacığım, babacığım. Ne diyorlar? Bizim peder diyor cümleye başlarken ya da moruk diyor bazıları. Duydum mu affedersiniz? Çok affedersiniz. Baba diyemiyor, peder diyor, işte adını söylüyor, adıyla hitap ediyor, Ahmet Mehmet. Ya baba desene mübarek, babacığım de, anneciğim de. Biraz da Avrupa'da yaşamanın getirdiği dezavantajlar var. Baba demeye utanıyor, anne demeye utanıyor. Kur'an ne güzel öğretiyor ya, ebet diyor. Ey babacığım diyor, bak İsmail Aleyhisselam'ın ağzından. Ye büneyye diyor. Peygamberler din ağzından söylüyor. Mesela İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'e ya büneyye diyor. Ey oğulcum diyor. Lokman Aleyhisselam'ın kıssasını anlatıldı. Lokman suresine bakın. Ya büneyye diyor. Ne demek? Ey oğulcum, yavrucum demek. Bize ne güzel anlatıyor değil mi? Evet. 24. ayette ise وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Bu anne babanıza rahmet kanatlarınızı gerin. Onları şefkat, merhametle koruyun, gözetin, bakıma muhtaçlar. Bir bardak su almaya muhtaçlar, bir bardak. İlaçlarını alacak, su alamıyor değil mi? Su olmaz, vereceksin. Ona muhtaçtır. İhtiyarlık böyle bir şey. Değil mi? İhtiyarlık böyle bir şey. Çocuk gibi bakıma muhtaç. Evet. Ve kul de ki onlara, Rabbirhamhüme. Rabbim ana babama merhamet eyle. Bir. Keme rabbeyani sagira. Onlar beni nasıl küçükken terbiye ettilerse, beni nasıl 9 ay taşıyıp sonra büyütüp bebeklik çağından, değil mi? Biz annemizden böyle dünyaya gelmedik ki. Bizim geçmişimizin bir görüntüsü olsa doğduktan itibaren neler yaşadık? Şöyle bir fotoğrafı videosu olsa şaşırırız değil mi? Bu ben miyim? Bunları ben mi yaşadım? Annemiz babamız ne kadar zorlanmıştır, özellikle annelerimiz. Uykusuz geceler, yorgun. Kur'an vehnen ala vehn diyor. Vehn biraz sonra gelecek inşallah. Evet. Lokman suresindeki ayete gelince 14. ayette ve vassaynel insana bi valideyhi biz insana ana babasına ihsanda bulunmasını tavsiye ettik. Hamelet ummuhu vehnen ala vehn. Annesi onu nice zorluklara katlanarak taşıdı diyor. Hamelet ummuhu. Anası onu taşıdı. Vehnen ala vehn. Nice zorluklar. Nice zorluk. Bir anneler bilir. Biz bilemeyiz. Ne zorluklar olduğunu. Ve fisaluhu fi ameyni. Ne demek ve fisaluhu fi ameyni? Ne demek? Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıldır diyor. Çocuğun 2 yıl emme hakkı var. Ameyn. 2 yıl. Enişkürli. Allah diyor ki bana teşekkür et. Bana şükret. Artı veli valideyke. Ana babana da şükret. Bana ve anne babana şükret. Teşekkür et. Allah'a da teşekkür edeceksin. Anne babana da teşekkür edeceksin. Diyor. İleyyel masir, dönüş banadır. Dönüşünüz bizedir diyor Allah. Nerede söylüyor? Lokman suresinin efendim 14. ayet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da anne babaya karşı gelmenin büyük günahlardan olduğunu beyan da şöyle diyor. Büyük günahların neler olduğunu, ne olduğunu size haber vereyim mi? Diye 3 defa sordu. Eshab-ı kiram da evet ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Efendimiz 1. Allah'a şirk koşmak. 2. Ana babaya asi olmak. Bunu söyledikten sonra demek ki Efendimiz bunu söylerken biraz bir yere doğru yaslanıyormuş böyle. Sahabe öyle diyor.
Bunu söyledikten sonra Allah'a şirk, ana babaya isyan etmek, asi olmak dedikten sonra Efendimiz diyor bulunduğu yerden şöyle bir doğruldu. İyi dinleyin, bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik etmek var. Büyük günahların ilk kaçını saymış oldu? İlk üçünü saymış oldu. Yalancı şahitlikle yalan söylemeyi bir sayarsanız, üç, ilk üçünü saymış oldu. İlk üçe bunlar giriyor yani. Bakın ikinci sırada anne babamıza asi olmak var. Evet, bu hadisin başka rivayetlerinde Efendimiz o son söylediğini yalancı şahitlik ve yalan söylemek vardır cümlesini o kadar çok söylemiş ki peş peşe. Sahabe-i kiram diyor ki keşke içimizden dedik ki keşke sussa dedik diyor. Ondan önce söylediklerini biraz yaslandığı yerden doğru söylerken kalkıp doğruluyor. İyi dinleyin. Bir de yalancı şahitlik ve yalan söylemek vardır diye söylüyor. Demek ki kebairdendir yalan söylemek ve yalancı şahitlikte bulunmak. Evet. Aziz kardeşlerim, anne babamıza için dua edip günahlarının bağışlanmasını dilemek bizim vazifelerimiz arasındadır. Tabii ki salih evlat yetiştirmek, geride bırakmak da ebeveynin vazifeleri arasındadır. Yani neticede bu çocuklarımız, gençlerimiz bizden dünyaya geldiklerine göre bizim elimizde yetişiyorlar yani. Bizim terbiyemizde yetişiyorlar. Yani çocuğum terbiyesizse ben de terbiyesiz yetiştirmiş oluyorum. Ya başka yere çamur atmama gerek yok. اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ مِنْ قَتَ عَمَلُهُ İnsan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ameli inkıtaya uğrar, kesilir demek. İlla min selâsı, üç kişininki hariç. Sadakatin cariyet, sadakayı cariyede bulunanlar. Sadaka, cari ne demek? Cari, akan demek. Akıyor devamlı. Senin amel defterine sadakayı cariye akıyor. Yaptığın hayırlar, hasenatlar, sadakalar akıyor. Sen ölsen bile akıyor. O yüzden sadakayı cariye demiştim. Sen ölsen bile akmaya devam ediyor amel defterine. İki, o yüzden yaptığınız hayırları sağda solda reklamda etmeyin. Para istendiği zaman da şimdi de yine parayla namaz kılıyor falan demeyin. Sevabı uçar gider, hava alırsınız. Yaptığınız hayırları da sağda solda reklam etmeyin. Öylelerini biliyorum ki 50 defa anlatıyor. Şurayı ben yaptırdım, şu havuzeyi ben aldım, şu halları ben aldım, şu ağaçları ben diktim. Ya reklama ihtiyacı yok, Allah biliyor ya. Niye sağda solda reklam ediyor? Aldığın sevap varsa o da uçtu gitti. İhlas, samimiyet yoksa istediğin kadar hayır yap. İçi boştur. İhlas olacak, samimiyet olacak. Riya olmayacak, reklam olmayacak, gösteriş olmayacak. Sormuyoruz, adam bize anlatıyor. Hocam şu saati de ben aldım, yok şu halıyı da ben aldım. Sana kim sordu ya? Şu ağaçları da ben diktim kendi ellerimle falan filan. İlk geldiğinde bu cümleler çok duydum. Siz de duymuşsunuz. Evet. Devam edelim. İkinci sırada ev ilmin yutefe'u bihi. Faydalı ilim bırakan, faydalı kitap bırakan, kitap yazan, talebe yetiştiren, talebe bırakan alimlerimiz, talebeleri, kitapları, onların amel defteri, ameli yani. Bıraktığımız eserlerimiz. Evveledin salihin yed'u'le. Çocuklarımız da bizim eserimizdir. İyi eser bırakalım. Hayır dua edip çocuk bırakanların da amel defteri kesilmez. Hayırlı evlat bırakanların. Adamın dükkanına gidiyoruz. Allah rızası için babanın hayrına yardım yapalım, yap diyoruz. Babamın hayrına 1 lira vermem hocam. Yok. Yapıp da öyleydi. Haklı. Ölmeden önce niye vermedin? Ama kendi hayrıma veririm. İyi ver. Yani öyle demesi doğru değil. Elbette babasından kaldı mirasız. Babasından, ondan da vermesi lazım babasının hayrına ama vermiyor. Ne yapalım sen? Öyle yetiştirmişsin. Vermeyi öğretmemişsin. Kendin vermemişsin. Böyle olmuşsun. Çocuğuna da vermeyi öğretmemişsin ki böyle davranıyor. Bunlar hep birbirine bağlı şeyler yani. Değil mi? Evet. Anne babamızın vefat edince de iyilik etmeliyiz. Vefat edince anne babaya nasıl iyilik olur?
hayır dua olur. Değil mi? Onların arkasından hayır dua etmek. Biraz sonra da sayalım bakalım neler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu konuda soruluyor. Ya Resulullah, onlar vefat edince onlara yapacağım iyilikler var mı diye sorulunca, evet, onlara dua edersin, günahlarının bağışlanmasını dilersin, vasiyetini yerine getirirsin, akrabalarını ziyaret edersin, görüp gözetlersin, dostlarına ikramda bulunursun diye söylüyor. Demek ki ana babamız vefat edince arkasından yapmamız gereken 5 önemli vazifemiz var. 1. Hayır duada bulunuyoruz zaten inşallah. Değil mi? Anasına babasına hayır dua etmeyen evlat salih evlat değil. 2. Onlar için istiğfarda bulunmak, Allah'tan bağışlanma dilemek. Allah'ım onları bağışla. Zaten sabah zaten namaz kılan insan günde 5 vakit namazın sonunda ana babasına dua ediyor demektir. Rabbena ighfir li ve li valideyye ve lil mu'minine diyoruz ya namazın sonunda. Namaz kılan insan ana babasına dua ediyor demektir. Kılmayan hem namaz kılmamakla suç işliyor hem de babasına anasına dua etmemekle suç işliyor. Bak bir namaz kılmamanın kaç cezası var, kaç zararı var değil mi? Evet. 3 vasiyetlerini yerine getirmek. Ne vasiyette bulunursa. 4 akrabalarını koruyup gözetmek. 5 dostlarına ikramda bulunmak. Nasıl dua edeceğimizi biraz önce İsra suresinin 24. ayette anlattık. Namazların sonundaki Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yakumul hisab diye duayı zaten yapıyoruz inşallah. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Allah'ın en sevdiği amel hangisidir ya Resulallah diye soruluyor Efendimiz'e. Efendimiz as-salatu ala vaktiha. Vaktinde kılınan namazdır diyor. Vaktinde kılınan namaz. Sonra hangisidir ya Resulallah diye sorulduğu zaman elbirrul valideyn. Ana babaya iyilik. Allah'ın en sevdiği amel vaktinde kılınan namaz, ana babaya iyilik. Sonra hangisidir? El cihadu fi sabilillah. Allah yolunda cihad. Demek ki bakınız Allah yolunda cihattan daha da mühim ana babaya ihsan. Cihat gibi bir ibadetten daha mühim anne babaya ihsanda bulunma. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam geliyor. Ya Resulallah, mükafatını Allah'tan dilemek üzere hicret ve savaş için emrinize geldim. Hicret etmek istiyorum, cihat etmek istiyorum. Emrinizdeyim deyince Efendimiz ona diyor ki annen baban sağ mı? Evet, onların ikisi de sağdır ya Resulallah. Sen Allah'tan ecir mi istiyorsun? Evet ya Resulallah. Öyleyse annene ve babana dön, onların gönüllerini al buyuruyor. Tabii ki burada Efendimiz o adamın, o sahabenin zaafını biliyordur belki. Ön bilgisi vardır ki. Sen cihadı bırak bir kenara, şu anne babanı bir razı et, gönlünü al. Yoksa cihat çok hafif bir görev değil ama Efendimiz o sahabenin neyini biliyordur? Zaafını biliyor olmalı ki. Aziz kardeşlerim, dinimiz anne baba hakkına o kadar önem veriyor ki müşrik dahi olsalar onlara iyi davranmamız gerektiği anlatılıyor. Mesela Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma anlatıyor. Annem müşrike olduğu halde benden bir şey istemek için geldi. Ben de peygamberimize dedim ki annem geldi, görüşmek istiyor. Ya Resulallah, o müşrik biliyorsunuz, onunla görüşeyim mi? Efendimiz evet, annen ile görüş cevabını veriyor. Ancak ana babamız bize Allah'ın emrine muhalif bir davranış bekliyorsa bizden, Allah'a isyanı emrediyorsa, haramı emrediyorsa, baban dedi ki git şuradan bir rakı al gel dedi mesela, bir vodka al gel dedi, almak zorunda değilsin. Çünkü haramı emrediyor, günaha emrediyor, ona uymak durumunda değilsin. Yani yapmasan asi olmuş olmaz bu hususta. Lokman suresinin 15. ayetinde bu da anlatılıyor. وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ اَنْ تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَهِ عِلْمٍ. Eğer onlar senin hakkında bilgin olmayan bir şeye körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa
فَلَا تُدِعْهُمَا Sakın ha onlara itaat etme. وَسَاهِدْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Onlara dünyada iyi geçin. Onlar ile dünyada iyi geçin. Lokman suresi 15. ayetlerinde. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anh diyor ki, bu ayet-i kerime özellikle benim hakkımdan nazil oldu. Lokman suresi 15. ayetle alakalı diyor ki, Sa'd ibn-i Ebi Vakkas, bu ayet benimle alakalı nazil oldu diyor. Şöyle anlatıyor. Ben annemle iyilik ve itaat eden bir evlattım. Ne zaman ki Müslüman oldum, annemle aram açıldı diyor. Oğlum ne yaptın diye annem bana kızdı. Sen bu dinini bırakırsın, yeni dinden vazgeçersin ya da ben açlık grevine giderim, açlıkla ölürüm diyor. Annesi, oğlu Sa'd bin Ebi Vakkas'ı açlık greviyle tehdit ediyor. Ya bu dinden vazgeç ya yoksa ben açlık grevine gideceğim. Sen de benim yüzümden anasının katili damgası yersin. Şantaj yap. Sa'd bin Ebi Vakkas da diyor ki, anacığım yapma, etme, eyleme diyor. İyi bil ki ben bu dini bırakmam. İki gün, iki gece bekledim. Annem diyor, bu süre içinde ne yedi ne içti. Bunun üzerine ben, anne bak, vallahi iyi bil ki senin 100 canın olsa da bunlar birer birer çıksa ben bu dinimi yine bırakmam. Artık sen ister greden vazgeç, ister de devam et. Baktı ki Sa'd ibn Ebi Vakkas çok kararlı. Bunun üzerine annem benim bu kesin kararımı görünce diyor, açlık grevinden vazgeçti. Anneler dayanamıyor demek ki. İşte diyor, bunun üzerine Lokman suresinin 15. ayet kerimesi nazil oldu. Aziz müminler, çocukların anne ve babalarına karşı görevlerini şöyle özetleyebiliriz. 1. Anne babamıza güler yüzlü davranacağız. Asık suratlı olmayacağız. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَر۪يمًا diyor değil mi? İsra suresindeki ayette. Onlara güzel söz söyle diyor. 2. Çağırdıklarında bekletmeden hemen koşmak. Şu işim var, şu işim var, bir sürü bahane uydur. Çağrıldıklarında gitmek. Allah'a itaatsizlik olmadıkça isteklerini yerine getirmek. Yanlarında yüksek sesle konuşmamak. Anne babanın yanında yüksek sesle konuşulmaz. Eğer böyle bir şey bekliyorsak çocuklarımıza öğreteceğiz. Öğretmediysek bekleyemeyiz. Yolda yürürken zaruret olmadıkça anne babanın önünde yürünmez. Edeptendir, adaptandır. Bize böyle öğretildi eskiden. Şimdi de. Evet. Geçim sıkıntısı içinde iseler yardım etmek ve ihtiyaçlarını gidermek. Öyle anne babalar biliyorum ki mühendis oğulları var filan vilayette filan yerde profesör. Annesi kaymakamlığın sosyal yardımlaşma fonundan geçiniyor. Bu oğul profesör veya mühendis neyse. Annesi babası sefil yaşıyor. Ne acıklı bir durum değil. Hastalık veya yaşlılık sebebiyle hizmete ihtiyaç duyuyorlarsa seve seve hizmet etmek. Seve seve. Öldükten sonra da onlar için yapılması gereken bazı hizmetlerimiz daha vardı. Biraz önce saydık onları. Onları rahmetle anmak, bağışlanmaları için dua etmek. Biraz önce saydık. Ruhları için hayır yapmak, yoksullara ve kimsesiz çocuklara yardım etmek. Vasiyet yapmışlarsa yerine getirmek, dostlarına iyilik etmek vesaire. Evet. Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Rıza Rabbi fi rıza l-vâlidi. Allah'ın rızası ana babanın rızasındadır. Ana baban senden razıysa Allah da razıdır. Devamında ise ve sekatur Rabbi fi sekatil l-vâlidi. Allah'ın gazabı ise dargınlığı da anne babanın dargınlığıdır. Anne baba dargınsa, anne baba senden razı değilse Allah da razı değildir diyor hadis-i şerifte. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste ise
Efendimiz Ragime en fü racülin, Ragime en fü racülin, Ragime en fü racülin diye üç defa söylüyor. Şaşırıyor ashab. Ya Resulullah ne demek istediniz? Kimin manası ne demek? Burnu yere sürtünsün demek. Burnu yere sürtünsün, yazıklar olsun demek. Ya Resulullah ne demek istediniz? Kimin burnu yere sürtünsün? Anne babasından birini veya her ikisini ihtiyarlık zamanlarına yetişip de cennete giremeyenler. Anne babasının ihtiyarlığını görüp de cennete giremeyen adama yazıklar olsun diyor Efendimiz. Neden? Çünkü anne babamız bizim cennet biletimizdir. Annemiz bizim cennet biletimizdir. Cennet bileti annelerdedir ya. Neden? El cennetu tahta akdamil ümmehat. Hadis. Cennet neredeymiş? Annelerin ayakları altındadır. O kadar yakın uzakta değil yani. Cenneti uzakta aramıyoruz. Annelerin ayakları altındadır. O yüzden Efendimiz annesi ihtiyarlık zamanına yetişip de cennete giremeyenlere yazıklar olsun diye söylüyor. Bir başka hadisle devam edelim. 5 dakikamız kalmış. 3 dua vardır ki kesin kabul olur. Selâsü da'vâdîn yüstecâbu lehûne lâ şekkefîn. 3 dua var kesin kabul olur. Reddolmaz. 1. Da'vatul mazlûm. Mazlûmun duası. Yani bedduası. Mazlumun bedduasından sakının diyor başka bir hadiste. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur. Mazlumun yazdığı, Allah'a yazdığı dilekçe direkt yerine ulaşır. Seni Allah'a saldım derse bir adam, gerçekten bittin sen, bittin. Seni Allah'a saldım deyip yapacağı bir şeysi yok, gücü yok. Yapacağı gariban, bir Allah'ı var. Seni Allah'a gönderiyorum, Allah'a salıyorum, yerin altında görüşürüz gibi şeyler söylediyse, bittin demektir. Evet. 2. Ve davetül müsafiri, yolcunun duası kabul olur. 3. de ve davetül validi li veledihi, ana babanın çocuklarına duası. Bedduası da olabilir, duası da olabilir değil mi? Biz ne yapacağız o zaman? Duasını alacağız. Bedduasını değil, duasını. Anne babamızdan hayır dua. Evet, kendimden biliyorum. Basit. Bir telefon açıyor, bir kamyon dua ediyor annemiz. Bir telefon ya, ne kadar basit. Bak bir kamyon dua veriyor, bir sürü dua ediyor ya. Bir telefon açıyorsun. Uzak gidemiyoruz, gelemiyoruz. Neyse, gurbetteyiz. Yanında olanlar zaten onu iyi değerlendirmesi lazım. Olmayanlar en azından bir telefon. Ana diye nasılsın? Benim bir yakınım var. Her gün neredeyse anasını aradı. İstanbul'da, Giresun arası. Annesi Giresun'da. Neredeyse her gün annesini arar. Şimdi böyle evlatlar da var ya. Evet. O annenin ağzına çıkan hayır dua var ya, hiçbir dünya şeyine değişilmez. Evet. Bir kıssa var, onunla devam edelim. Bir genç ölüm döşeğinde can çekişiyor. La ilahe illallah diye söyleniyor, diyemiyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyemiyor. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dan yardım istiyor yanındakiler. Efendimiz geliyor. Namaz kılar mıydı? Evet. La ilahe illallah diye Efendimiz o gence söyledi. Söyleyemiyorum diyor. La ilahe illallah diye söyleyemiyorum. Niçin söyleyemiyorsun diye sorulunca o yanındakiler dedi ki bu genç anne babasına itaatsizlikte bu asi bir evlat. O yüzden son nefeste bak can çekişiyor ama la ilahe illallah diyemiyor. Hemen Efendimiz dedi ki onun annesi sağ mı? Evet sağ. Onun üzerine çağırın gelsin dedi. Kadın geldi. Kadına dedi ki Efendimiz ey kadın şurada bir ateş yığını olsa oğlunu da bu ateşe atsalar ne yaparsın? Sen şefaat etmezsen oğlun ateşe atılacak denilse ne yaparsın? Onu korurum ya Resulallah. Ateşten korurum anneyim. Öyleyse buna hakkını helal et de bir la ilahe illallah desin de ölecek. Bunun üzerine anne hakkımı helal ettim deyince genç başlıyor la ilahe illallah.
Muhammedur Resulullah deyip son nefesini veriyor. Efendimiz bunun üzerine Allah'a hamdolsun ki benim vasıtam ile bu genci cehennem ateşinden kurtardı diyor. Evet. Aziz cemaat, toparlayalım, birkaç konu daha var ama zaman daraldığı için. Şimdi malumunuz bu pazar anneler günü falan muhabbeti var dünyada. Şimdi bu anneler günü yine batının uydurması bir gündür. Merkezi Amerika'dadır. 1905 yılında icat olmuş bir gündür. Bizim anneler günümüz yok. Bizim 365 gün anne günümüzdür. Aynen sevgililer günde olduğu gibi anneler günü de batı menşeli bir gündür. Annelerini unutanlar bir gün olsun unutmamak için böyle bir gün uydurmuşlardır. Özetleyecek olursak anneler gününün hikayesini, 1905 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Anna Jarvis isimli bir kadın, 9 Mayıs 1905 yılında annesini kaybeder. 9 Mayıs 1905'te Mayıs ayının ikinci pazarına geliyor. Mayıs ayının ikinci pazarı bu pazar. Annesini kaybediyor. Annesini kaybettikten sonra diyor ki ben anneme gerekli itaatte, iyilikte, ihsanda bulunamadım. Bari onu anmak için bugünü biz annemiz günü yapalım, anne günü yapalım diyor. Bu böyle arkadaşlarını bir evde topluyor. Arkadaşlarıyla bu görüşü paylaşıyor ve bu yayılıyor ülke genelinde. 2 yıl sonra Mayıs'ın ikinci pazarında bu fikri olgunlaştırıyor. Efendim ilk anne günü, anneler günü 10 Mayıs 1908'de 407 çocuk ve annesinin katılımıyla kutlanıyor. Amerika'da 8 Mayıs 1914'te Mayıs'ın ikinci pazarı anneler günü olarak ilan ediliyor 1914 yılında. Çok kısa sürede dünya çapında anneler günü olmuş oluyor. 1955 yılında ise Türkiye'de kutlanmaya başlıyor. İşte o günden bugüne Mayıs ayının ikinci pazarı anneler günü olarak kutlanıyor. Pazar günü olması dikkatinizi çekmişti değil mi? Hristiyanların günü, mübarek günü. Dolayısıyla anneler günü diye bir günümüz yok bizim. Bütün günler anneler günümüz. 365 gün anneler günüdür bizim için. Dolayısıyla annemize çiçek almak için, hediye almak için, annemizi babamızı aramak için pazarı beklemeyeceğiz. Mayıs ayının ikinci pazarını beklemeyeceğiz. Ben böyle günleri özellikle kınadığım için bir gün sonra alırım. Bir gün önce ne olacak? Niye illaki pazar günü oluyor? Niye ben Yahudi ve Hristiyanların gününe tabi oluyorum? Bir Müslüman kimliğim var benim değil mi? Bakın bir saat 40 dakikadır burada vaaz ediyor değil mi? Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuduk. Anne hakkı, baba hakkı ile alakalı hadisler okuduk. Bunları biz çoğumuz belki ilk defa duyuyoruz. Yerini bilmiyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize bunları biz anlatmazsak çocuklarımız bize karşı evlatlık sorumluluğunu elbette yerine getiremezler değil mi? Bunları çocuklarımıza öğreteceğiz, anlatacağız. Bu terbiyeyi vereceğiz ki efendim biz gerekli saygıyı anne baba olarak göreceğiz, görmemiz lazım. Çünkü içimizde bayağı bir gençler var, onlar da iyi dinlesinler, dinliyorlar zaten 40 dakikadır. Efendim bugün gençiz, elimiz ayağımız tutuyor ama Allah ömür verirse yarın biz de anne baba olacağız, dede olacağız inşallah. Dolayısıyla bugün toz pembe olarak gördüğümüz şeyler biz de yarın baba olacağız. Babamıza, annemize nasıl davrandıysak bizim çocuklarımız da bize aynen öyle davranacaklardır. Bunu da ne yapacağız? İnşallah kulaklarımıza küfe yapacağız. Evet, vakit ilerledi. Allah cümlemizi bağışlasın inşallah. Ölmüş olan anne babalarımıza rahmet eylesin. Efendim geride kalan anne babalarımıza da sağlık, afiyetler ihsan eylesin inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha ma'as-salavat.